Merhaba arkadaşlar. 17. köşe taşıyla birlikteyiz. Çok güzel sorular var kardeşlerim burada. Güzel bir soru tarzı. Bakalım neler diyor. Bir başlayalım arkadaşlarım. Şöyle bir okuyalım sorularımızı. İki basamaklı 4 doğal sayının toplamı 125'tir. Arkadaşlar güzel bir soru tipidir bunlar. Şurada çözeceğimiz 4 soru. Dikkat etmeniz gereken hususları vurgulayacağım kardeşlere bu soru tipinde. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Mümkünse durdurup çözmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı 4 doğal sayının toplamı 125'tir. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? Bakın en büyüğü diyor, büyük. En çok. Bu da büyüklü bir şey. Yani aslında aynı anlamlı iki şey soruyor bize. Şimdi bu aynı anlamı gördüğünüzde bakın şu çözümü yapacağım hemen arkadaşlar. Şimdi 4 tane doğal sayı var, iki basamaklı. Böyle alt alta şu iki basamaklı sayıları gösterdim ve bunların toplamı 125'miş dostlarım. Diyor ki en büyüğü en çok. Şu içlerinde en büyük olan olsun. En büyükleri bu olsun. Şimdi diyoruz ki bunun daha çok, en çok olabilmesi için diğerlerini mümkün olduğunca küçük sayılar seçeceğim arkadaşlar. Şimdi bu sayıları seçerken de neye dikkat edeceğiz hocam? Dikkat etmeniz gereken noktalar 1. Rakamları farklı demiş mi? Rakamları farklı mı? 2. Sayılar birbirinden farklı mı? Sayılar farklı mı? Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şu 4 soruyu çözerken şu 2 detaya lütfen dikkat ederek çözün kardeşler. Şimdi demiş mi sayılar farklı diye? Hayır. Rakamları farklı demiş mi? Ona da hayır. O halde ben en küçük sayı, iki basamaklı sayı olarak onu seçtim dostlarım. Diğerleri de birbirinden farklı olmayacağı için bunları da mümkün olduğunca en küçük sayı olan onu seçiyorum dostlar. İki basamaklı en küçük sayımız 10. Şimdi bunlar ne kadar küçük olursa bu o kadar büyük olacak. Peki şunların toplamı ne yaptı? 30 yaptı dostlarım. 125'ten de 30'u çıkarttık. 95 bulduk bakın. Bu sayımız 95'miş. Aradığımız dördüncü sayı. Peki devam ediyorum. İkinci sorudayım kardeşler. Bakalım bu ne diyor? Bakın burada ne demiş? Rakamları farklı. 3 basamaklı 4 farklı çift sayı demiş arkadaşlar. Sayılar da birbirinden farklı olacak. Rakamları da farklı olacak. İşte dikkat etmem gereken ayrıntı burada. Peki kaç tane? 4 tane de sayımız var elimizde. 3 basamaklı 4 sayıyı gösteriyorum şöyle arkadaşlar. Normalde bu benim yaptığım gibi şöyle çizgileri çizmenize gerek yok. Ben sadece biraz daha iyi anlayın diye yapıyorum dostlar bunu. Şurası da 788 yapıyormuş toplamları. Şimdi bize neyi soruyor? En büyüğü en çok kaçtır? Bakın yine aynı ifade var burada. Büyük, büyük, aynı ifade. En büyükleri şu olsun diye seçtim ben. Bu en büyükleri. Şimdi bunun en çok olmasını istiyor bizden. O halde diyorum ki diğer şu 3 tane sayının minimum olması lazım. Seçebileceğim en küçük sayı olsun ki buna daha fazla, daha büyük bir sayı çıksın bu da. Peki, 3 basamaklı sayılar şöyle seçebilir miyim arkadaşlar? 102. Şartlarımızı sağladı mı? Rakamları farklı demiştir. Rakamları farklı oldu. 3 basamaklılar. Çift tam sayının toplamı diyor. Çift de varmış. Bakın bunu da kaçırmayalım. Doğrudur. Çift oldu bu da. 102 uydu. Peki bir sonrakini ne seçebiliriz dostlarım? Yine 102 seçecektim ama sayılar farklı olduğu için başka bir sayıya geçmek zorundayım. 102'den bir sonraki çift olan sayı 104'ü seçtim. Üçüncüsünü de 106 seçtim arkadaşlar. Şimdi bunların üçünü bir toplayalım. 300, 312 yaptı. 312. Hemen 788'den de 312'yi çıkartıp dördüncü sayıyı buluyorum. 6, 8'den 1 çıktı 7, 7'den 3 çıktı 4. 476'ymış dostlar. Bizim aradığımız dördüncü sayı. Geldik 3 numaralı soruya. Bakalım ne diyor Gobeller bu soru. Rakamları sıfırdan farklı. Burada şartımız bu. Rakamlar sıfırdan farklı olacak. Yani az önceki soruda 102'yi seçtik daha küçük bir sayı olsun diye. Burada sıfırdan da farklı olacak. Sıfırı kullanamayacağız. 3 basamaklı olacak. Peki.
farklı olacaklarmış birbirinden. Bakın dikkat etmem gereken yerlere vurgu yapıyorum. 4 tane sayı varmış. Şimdi şöyle 4 tanesini bir gösterelim biz. Ve toplamları 524 olacak arkadaşlar. Bu sayıların en büyüğü, aha bu olsun en büyük. Bunu ben en çok yapmaya çalışacağım şimdi. O halde diğer şu 3 sayıyı en küçük seçebildiğim en küçük şartlar, şu şartları sağlayan en küçük sayılar seçeceğim. Peki, 3 basamaklı farklı 4 sayı. Şimdi ben şöyle seçebilir miyim arkadaşlarım? 1, 1, 1. Oldu mu? Benim şartımı sağladı mı? Rakamları sıfırdan farklı. Farklı mı hepsi sıfırdan? Evet. 3 basamaklı mı? Evet. Pozitif tam sayı. Tek çift diye bir ayrım da yapmamış arkadaşlar. O halde 111'i seçtim. Peki bir sonraki ne olacak dostlarım? 112. Bir sonraki ne olacak? 113. İşte ilk 3 sayıyı seçtik dostlar. Hemen toplayalım bunları. 310 daha 30 geliyor. 330. Şurası da 6 yapıyor. 336. 524'ten de hemen 336'yı çıkarttık. 14'ten 6 çıktı 8. 12'den 3 çıktı 9. Bir daha bakalım. Pardon yanlış yaptım. 14'ten 6 çıktı 8. Burada 1 kaldı. 11'den 3 çıktı 8. Çünkü 9 98 ile biten bir şık olmadığı için hemen ayıktık orayı. Neydi? Burada 4 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1. 188 çıktı arkadaşlarım. 4. sayımız Bursa geldi. Geldik 5. soruya. Rakamları birbirinden farklı. 4 basamaklı diyor. 4 basamaklı şöyle gösterelim. 4 tane sayı varmış dostlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı sayılar. Bunların toplamı da şöyle bir sayıymış. 32.870. Böyle bir sayı çıkıyormuş. En küçüğü en az kaç olabilir diye soruyor. Yani yine aynı işlemini yapacağız biz. O yüzden bu işlemi yaptık zaten. Hemen en küçüğü şu olsun diyorum. En küçük. Bunu en az yapmaya çalışacağız dostlar. Bunun diğer 3 sayıyı ne kadar çok seçebilirsen bu o kadar küçük olacak dostlarım. O yüzden diğerlerini şu 3 sayıyı burada verilen şartlara uygun olacak şekilde minimum seçmeye çalışıyorum dostlarım. Hadi seçelim dostlar. En büyük değerini alacağız. 9 ile başlıyorum o yüzden. Rakamları birbirinden farklı dediği için 9, 8, 7 ile devam ettim. 6 yazacağım ama tek sayı dediği için 5 yazıyorum buraya dostlar mecburen. Peki sayılar birbirinden farklı olsun demiş mi? Dememiş. O zaman sayıyı küçültmeye gerek yok. Aynısını bir daha yazıyorum. Çünkü sayılar birbirinden farklı olsun diye bir şart koşmamış dostlarım. O zaman 3. sayıda 9875 aldım. Şimdi bunları bir toplayalım. 32870'ten de çıkartacağız arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. 5, 10, 15 yaptı şurası. Elde var 1, unutmayalım bunları. Şurası 21 yaptı, 1 de elde 2. Elde var şimdi 2. Şurası 24 yaptı, 2 de elde 26 geldi, elde var yine 2. Şurası 27 yaptı, 2 de elde 29'u yazdım arkadaşlar. 29.625. Hemen çıkarttım 32.870'ten 29.625'i çıkartıyorum. Ondan 5 çıktı, 5. Burada 6 var, 6'dan 2 çıktı, 4. Sonra 45'li bir şey olacak. Denizli şıkkı gözüktü zaten arkadaşlar. Ben çok uzatmıyorum çıkartma işlemini. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere dostlarım. Hadi bakalım kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. 18. köşe taşındayız. 1. ünitemizin 18. köşe taşı. Güzel bir soru tarzıyla birlikteyiz arkadaşlarım. Dikkatli olmanızı istediğim bir soru tarzıdır. Sorumuzun tipi şöyle bir şey arkadaşlar. Bir önceki videomuzda anlattığımız yine böyle 5 farklı doğal sayının toplamı falan verilmiş bize ama sorunun en son köküne baktığınızda bir tezatlık görüyoruz arkadaşlar. En küçüğü en çok tezatlığı vermiş ya da en büyüğü en az diyecek tezatlığı göreceğiz. İşte bu tezatlık olayını, zıtlık olayını gördüğümüzde de ne yapacağımızı öğreneceğiz dostlarım.
soruyu hazırlayan hocam, kitabı hazırlayan hocamız zaten burada çok güzel bir anlatım yapmış. Ben bu anlatıma uygun olarak şuradaki soruları çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakınız birinci sorumuz ne diyor dostlar? Şunu yapalım hemen birlikte. Şimdi 3 farklı doğal sayı. Öncelikle şu tezatlığı bir görelim. En büyüğü en az diyor. Tezatlık olduğu zaman ne yapacağımızı öğreniyoruz şimdi. 3 farklı doğal sayının demiş dostlarım. Hemen toplam dediği ifadeyi yani 155'i 3'e bölüyorum kardeşlerim. 155 3'e bölünecek. 5 kere 3 15 çıkarttık 0. 5 aşağı indi 1 kere var. 1 kere 3 3 çıkarttık 2. Olmadığı için bir 0 attım, virgülü çaktım buraya. 20'de 3 6 kere, 6 kere 3 18 çıkarttım 2 falan diye gidiyor bu şekilde. Yani 51,6 bulduk yaklaşık olarak diyelim şimdilik biz. Sonra bakın ne yapıyorum. Kaç tane sayı vardı? 3 tane. Verilen sayı terim sayısını yani sayı adedini 3'ü 2'ye bölüyorum arkadaşlarım. Her zaman 2'ye böleceğim. 3'ü 2'ye bölerseniz 1,5 çıktığını biliyoruz dostlarım. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Eğer ki bize en büyüğünün en az olması isteniyorsa, bakın ne diyorum? En büyüğü en az olması isteniyorsa şunu yapacaksınız kardeşler. Bu bulduğunuz yani sayı adedini 2'ye bölerek bulduğunuz 1,5'u şu ilk yaptığımız bölmedeki çıkan sonuca ekleyeceğiz arkadaşlarım. 1,5'u buraya eklerseniz topluyorum 1, 2, 1 de elde 3. 53,1 olduğunu gördük. İşte bu çıkan değeri yuvarlayacaksınız arkadaşlar ki 53,1'i yuvarlamak istesek 53'e yuvarlarız. Cevap da Denizli gelecek dostlarım. Bakın birinci soruda anlamamış olabilirsiniz ama 2, 3, 4'ü çözünce daha iyi oturacak kardeşler. Bakın ne yaptığımızı şöyle bir daha tekrar edelim. Toplamı sayı adedine bölüyoruz. Birinci adım bu. O zaman hemen burada onu bir yapalım ikinci soruda. Kaç sayı var? 4. Toplamımız ne? 263. Hemen 263'ü 4'e bölüyorum. Birinci adım buymuş. 5, 6 kere var. 6 kere 4, 24. Çıkarttım 2. 23'te 5 kere var. 5 kere 4, 20. Çıkarttım 3. 3'te yok. Bir virgül attım 0. 7 kere var. 7 kere 4, 28. Çıkarttım. İkili bir şey gidiyor böyle. Devam ediyor arkadaşlarım. Biz 65,7'yi unutmayalım. Bu bir. Birinci adım. Peki ikinci adımda ne yaptık? Kaç sayı varsa onu 2'ye böldük. Burada kaç sayımız var? 4 tane sayımız var. 4'ü hemen tuttuk. 2'ye böldük. 2 çıktı kardeşlerim. Bunu da unutmayın. Peki en küçüğü en çok diye soruyor arkadaşlarım. En küçüğü en çok olmasını istiyor. Az önce ne yaptık? En büyüğü en az demiştik. Burada şu ikisini topladık. Burada ne yapacağız peki hocam? Çıkartacağız arkadaşlar. 65,7'den 2'yi çıkartacağız. 63,7 gelecek. Peki bunu yuvarlamak istesek bakın şuradaki virgülden sonraki sayı 5'ten büyükse bir sonraki sayıya, 5'ten küçükse bir önceki sayıya yuvarlanır. 5'ten büyük olduğu için 63,7'yi yuvarladım, 64'e yuvarladım arkadaşlar. Cevabımız C. Hadi bakın 3. soruya geldik, bir daha yapıyoruz şimdi. Birinci adımı yapalım ilk önce. Kaç sayımız var? 7. 263'ü 7'ye bölüyorum dostlar. Hemen bulalım. 3 kere 7, 21. Çıkarttım 5. 53'te 7, 7 kere 7 kere 7, 49. Çıkarttım 4. 4'te yok. Virgülü attım. 0'ı çaktım. 40'ta 7, 5 kere 5 kere 7, 35 falan filan gidiyor böyle arkadaşlarım. Yaklaşık 37,5 bulduk. Bu bir. Bu bir dursun elimizde. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz dostlarım? 7 sayı varmış. 7'yi hemen 2'ye bölüyoruz. 3,5 bulduk. Bu da dursun elimizde dedik. 3,5'u da işe unutmayalım. Peki en küçüğü en çok derse, en küçük en çok derse ne yapıyorduk? Çıkartacağız. 37,5'ten hemen 3,5'u çıkartırsanız dostlarım geriye 34 kaldığını yani zaten direkt cevabın pat diye çıktığını gördük arkadaşlar. Hiç yuvarlamaya gerek kalmadı. Cevabımız 34 geldi. Geldik 4. sorumuza. Negatif bir sayı verilmiş arkadaşlar. Hiç önemsemeyin kardeşlerim. Hiç korkmayın. Bakın neler yapıyorum. Şimdi
328'i 5 sayı dediği için 5'e bölüyorum arkadaşlarım. 6 kere 5 32, 28'de 5 kere var. 5 kere 5 25, çıkarttım 3. 3 de yok, virgül attım, 0 çaktım, 6'yı koydum. 30'da 5, 6 kere. Bunu bulduk. Bu dursun elimizde. Şimdi sıra geldi. Hemen ne yapacaktık dostlarım? 5 sayı var. 5'i 2'ye bölecektik. 2,5 çıktı bu da. Peki en büyüğü en az dediği zaman ne yapıyorduk? Toplama işlemi yapıyorduk. Şimdi burası eksi olduğu için tabii ki şu sonuçta negatif çıkar. Eksi 65,6'ya 2,5'u ekleyeceğiz biz arkadaşlarım ki ne olacak bu işlemin de sonucu? Eksi 63,6 geldi dostlarım. E bunu da yuvarlamak istesek hocam. 63'e yuvarladık kardeşler. Cevabımız Bursa çıktı. Hadi bakalım dostlarım. Kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dostlar merhaba. 19 numaralı köşe taşındaki soruları çözeceğiz arkadaşlarım. Bakalım ne demiş? Güzel bir soru tarzımız var burada da arkadaşlar. Şöyle birinci sorumuzla başlayalım dostlar. Diyor ki ABC farklı iki basamaklı pozitif çift tam sayılardır. Buna göre ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir diye bir soru sormuş. Ben şu ifadeyi bu yazayım. 5A artı 3B eksi 2C. Bu ifadenin bizden en küçük olmasını istiyor arkadaşlarım. En küçük değerini soruyor. Bakın ne yapıyorum dostlar. Burada şunu yapacaksınız. Sonucun en küçük olmasını istiyorsa ya da en büyük olmasını istiyorsa fark etmez. Zıt işaretli olanlara istediği şeyin tam tersini vereceksiniz arkadaşlar. Yani eksi olduğu gördüğünüz ifadelere en küçük mü istiyor? Ben bunu mümkün olduğunca büyük seçeceğim. Artı işaretli olanlara da mümkün olduğunca istediğinin aynısını vereceğiz. En küçük, mümkün olan en küçük değerleri vereceğiz bunlara da. Peki hocam şimdi en küçük değeri seçerken 5A ile 3B var. Bunlardan hangisine daha küçük, hangisine daha büyük değeri vereceğiz? Burada da yaşlılara öncelik tanıyacağız arkadaşlarım. Bakın 5, 3'ten daha büyük olduğu için bu yaşlı. Yaşlı olana daha da küçük vereceğiz arkadaşlarım. Daha küçük yapacağız bunu. Önceliğimiz bu olacak yani küçük değeri verirken. Peki verelim hocam bu değerleri. Bakalım neler çıkacakmış görelim arkadaşlar. Şimdi A'ya iki basamaklı birbirinden de farklı olacak çift sayı vereceğiz dostlar. 10 diyebilir miyim dostlarım A'ya? En küçük değeri verdim buna. Peki B'ye geldim. B'ye farklı olduğu için bir sonraki en küçük çift sayıyı vermek zorundayım. 12 değerini verdim. Sıra geldi C'ye. Şimdi C'ye mümkün olduğunca en büyük değeri verecektik. Şimdi iki basamaklı en büyük olacak ve çift sayı olacak. 98'i de buna verdim arkadaşlar. Peki şimdi yerine yazarsak 5 tane 10 geliyor 50 artı 3 tane 12 geliyor 36 eksi 2 tane 98 geliyor. 98 ile 2'nin çarpımı 196 yaptı dostlar. Peki şurası 86 eksi 196. 86 küçük bir sayı. Küçükten büyük çıktığı için sonuç bir kere kesinlikle negatif olacak. Edirne'yi sildim kafadan. 196'dan 86 çıkarsa da kardeşlerim 110 kaldığını göreceksiniz. Cevabımız Adana çıktı dostlar. Geldik 2 numaralı soruya. Bakalım burada ne diyor? A, B, C pozitif tek sayılar diyor dostlarım. Peki tamam. Ve şu sıralamayı da vermiş kendisi. Olmak üzere. Şimdi tek sayılar olacak. O zaman ben 1, 3, 5 hemen aklıma gelen x sayılar. Peki bakıyorum ifadeye. Şimdi ifadede a'yı 3'e bölmem gerekiyor. 1 verirsem 3'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman 3, 5, 7 seçtim arkadaşlarım. Niye hocam küçükleri seçtik? Çünkü bizden en küçük olmasını istiyor. Bu sonucun en küçük olmasını istiyor. Hepsi artı olduğu için ben bunları hepsini en küçük, en küçük, en küçük değerlerini vereceğim. Şimdi şu ifadeyi bir deneyelim. 3, 5, 7'yi yerlerine yazıyorum. A yerine 3 yazarsak 3 bölü 3, 1 artı. B yerine 5 yazarsak 3 kere 5, 15 artı. C yerine de 7 yazdım. 14 de buradan geldi. Topladım bu kerataları. 30'a ulaştım arkadaşlar.
Geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Bakın burada sonucu direkt kendisi vermiş arkadaşlar. 1 ve 2 numaradan farklı olarak sonucun en küçük ya da en büyük olmasını istemiyor. Y'nin diyor içlerinden bir tane harfin en büyük değerini istiyor. Şimdi bunun Y'nin en büyük olabilmesi için ben diyorum ki diğer iki ifadeyi mümkün olduğunca en küçük yapmalıyım ki şu ikisini Y gittikçe artsın dostlar. Peki ne seçebiliriz arkadaşlar? Şimdi bir geldi aklıma. Farklı sayılar olmadıkları için ikisine de bir vermeyi düşündüm. Peki bir verirsek neler oluyor? 2 kere 1, 2. Artı 3y var. Artı 4 var. Eşittir 98. 3y eşittir. Şunlar 6 yaptı. 6'yı da bu tarafa attım. 92. Y eşittir. 30, bir şeyler geliyor. Yani tam sayı çıkmıyor. O halde değerlerimi değiştireyim diyorum dostlarım. Peki 1'ini 2 yapacağım şimdi. Hangisini 2 yapayım hocam? Şunu 2 yaparsam z'yi, burası gittikçe büyüyecek. Büyüdüğü için çıkarttığımda şuradaki y'nin alabileceği değer biraz daha küçülecek arkadaşlarım. O yüzden küçük olanı 1 arttırıyorum. Şunu 2 yapayım diyorum. Bakalım neler oluyor görelim şimdi. 2 kere 2 4 geldi. Artı 3y. 4 kere 1 yine 4 eşittir 98. 8 yaptı bunlar. Attık bu tarafa 8'i çıkarttık 90. Y eşittir 30'a ulaştım dostlarım. Doğru cevap Denizli gelecek kardeşler. Hadi bakalım dördüncü sorumuz ne diyormuş? ABC birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılardır. Peki olduğuna göre C'nin alabileceği en büyük değer. Bakın C'nin bizden en büyük değerini istiyor. O halde ben şöyle yapayım. A artı B burada dursun. 165'i de buraya eksi 165 geçireyim. C'yi de bu tarafa atayım. Yani sonucun benden en büyük olmasını istiyor arkadaşlar. E şimdi sonuç en büyük, artı olanların en büyük olacağını söylemiştik. Yani ben A'yı da en büyük, B'yi de en büyük seçeceğim. Yukarıda verilen şartlara uygun olarak tabii ki. 165 zaten sabit sayı. Bunu daha küçültemem, büyütemem. Aynen öyle kalacak. Bu durumda da C en büyük çıkacak arkadaşlar. Şimdi şartlar neydi? Birbirinden farklı olacak, iki basamaklı olacak, doğal sayı olacak. Peki hocam hemen... En büyük iki basamaklı doğal sayım 99. Farklı dediği için bir sonraki de 98 olsun. Eksi 165 eşittir C'yi işaretledim dostlar. Şimdi 99 ile 98'in toplamı 197 yaptı. Eksi 165 dediğimde de C eşittir 32 çıktı dostlarım. Cevabımız Edirne geldi kardeşler. Dostlar... Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yeni köşe taşlarıyla birlikte olacağız inşallah diyelim. Hadi kolay gelsin.